36 yaşındaki Daniel Laskowski'yi tanıyanlar, ondan ihtiyacı olan herkese evini açan, arkadaş canlısı ve dışa dönük bir kadın olarak bahseder. Ne yazık ki, nazik doğası ve insanları olduğu gibi kabul etme durumu, onu başkalarının hayatına pek değer vermeyen, acımasız bir katil için mükemmel bir hedef haline getirdi. ...2001 yazında Washington'da bir aile için dada olarak çalışıyordu. Her zaman güvenilir olan Dana, 31 Ağustos sabahı saat 8'de haber vermeden işe gelmeyince... ...çocuklarına dadalık yaptığı aile bir tuhaflık olduğunu anladı. 3 saat boyunca ona ulaşmaya çalıştıktan sonra Dana'nın işverenleri 911'i aradı. Polis sağlık kontrolü için Dana'nın evine gittiğinde ön kapının kısmen açık olduğunu gördü. Bu da bir şeylerin ters gittiğine dair uğursuz bir işaretti. Birkaç kez seslendikten sonra eve girdiler. İçeri girdiklerinde görevli memurlar korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Dana'nın tarifine uyan bir kadın cesedi kanepenin üzerinde garip bir şekilde yatıyordu. Ölümünün doğal olmadığı hemen anlaşıldı. Dana Laskowski bir kolu vücudunun arkasında kalmış şekilde yerde yüzüstü yatıyordu. Boynunda boğulma izleri vardı. Dizlerinde ve dirseklerinde çok sayıda sıyrık vardı. Bu da kurbanın güçlü biri tarafından halı üzerinde sürüklendiğini gösteriyordu. Daha yakından incelendiğinde ağzının kanla dolu olduğu görüldü. Olay yeri uzmanlarından oluşan bir ekip hızla eve çağrıldı. Saç ve lif örnekleri, kan damlaları ve parmak izlerini topladılar. Evde yapılan aramada odaların yağmalandığı ortaya çıktı. Evdeki çekmecelerin içindekiler etrafa saçılmış halde bulundu. Bu da bir soygunun gerçekleştiği izlenimini verdi. Durumun gerçekten böyle mi olduğu, yoksa planlanmış bir cinayeti hırsızlık süsüyle örtbas etme çabası mı olduğu anlaşılamamıştı. Bodrum katındaki kırılmış bir pencere, müfettişlerin Dana'nın ters giden bir haneye tecavüzün kurbanı olabileceğine inanmalarına yol açtı. Eğer katil ya da katiller eve bu şekilde girmişlerse, izlerini kaybettirmek için hiçbir çaba sarf etmedikleri gayet açıktı. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra raporlar çıkarıldı. Dana'nın otopsisinde nefes borusunun elle boğulma sonucu ezildiği yazıyordu. Dedektifler Dana'nın perişan haldeki işverenleriyle konuştuktan sonra, Dana'nın 17 yaşındaki yeğeni Amanda'ya sık sık ev sahipliği yaptığını öğrendi. Yıllarca bağımlılıkla mücadele etmiş sorunlu bir genç olan Amanda, herkes onu geri çevirdiğinde kendisine kalacak bir yer teklif eden teyzesinin yanında güvenli bir sığınak bulmuştu. Amanda'nın Dana'nın başına gelenlere ışık tutabileceğini uman dedektifler, genç kızı aramaya başladı. Ne yazık ki göçebe yaşam tarzı onu bulmalarını beklediklerinden biraz daha zorlaştırdı. Dedektiflerin Dana'nın yakın çevresinden bir an önce konuşmak istedikleri bir diğer kişi de eski kocası Sam'di. Ona geleneksel kanallardan ulaşamadıklarında ilgileri daha da yoğunlaştı. Acil mesajları cevapsız kalınca Sam'in adı şüpheli listesinin en başına taşındı. Dedektifler Sam'in eski eşini yani Dana'yı öldürüp kaçmış olabileceği fikri üstünde yoğunlaşırken Sam polislerle iletişime geçti. Çocukları ile birlikte elektronik cihazlara erişiminin olmadığı uzak bir bölgede kamp yaptıklarını söyledi. Ancak eve döndükten ve telesekreterinin hem aile üyelerinden hem de emniyet yetkililerinden gelen mesajlarla dolduğunu gördükten sonra bir şeylerin ters gittiğini fark etmişti. Ayrılığın ardından ilişkileri sorgulandığında, Sam müfettişlere uyumsuz oldukları doğru olsa da düşman olmaktan uzak olduklarını söyledi. Onlara hiçbir koşulda çocukların annesine zarar vermeyeceği konusunda güvence verdi. Samimi görünmesine rağmen dedektifler potansiyel bir şüphelinin sözüne inanılmaması gerektiğini iyi biliyorlardı. Çiftin geçmişini biraz araştırdıklarında, Dana ve çocukların boşandıktan sonra 3 saat kadar uzağa taşındığını öğrendiler ve bunun cinayet için bir tetikleyici olabileceğini düşündüler. Sam hafta sonu kaçamağı için çocukları almaya geldiğinde ikilinin tartışmış olup olmadığını merak ettiler. Velayet sürecinin ne kadar çekişmeli olabileceği düşünüldüğünde eski eşler arasındaki hararetli bir tartışmanın şiddete dönüşmesi ilk olmazdı. Sam'in cinayet günü birkaç saat uzakta olduğunu doğrulayan benzin istasyonu fişleriyle mazeretini destekleyebilmesine rağmen müfettişler henüz onun yakasını bırakmaya hazır değildi. Dana'nın evine dönmek için depoyu doldurmuş olabileceğini düşünmek için Sherlock Holmes olmaya gerek yoktu. Eğer bu senaryo doğruysa, Dana'nın evine geri dönmeden önce çocuklar uyuyana kadar beklemişti. Onu ani bir saldırıyla öldürdükten sonra kimsenin haberi olmadan kamp alanına geri dönmüştü. Olayların bu şekilde geliştiğine dair gerçek bir kanıt olmasa da başlangıç için kesinlikle iyi bir yerdi. Adli raporlara göre Dana gece yarısıyla saat sabah 7 arasında öldürülmüştü. Oldukça geniş bir fırsat penceresi olduğu düşünülürse Sam'in cinayeti işlemek için bolca zamanı kalmış olabilirdi. Bu sadece bir teori olsa da, dedektifler adli tıbbın bulmacanın eksik parçalarını tamamlamasına yardımcı olacağını umuyorlardı. Sam eski karısının cinayetiyle hiçbir ilgisi olmadığını iddia etse de, yine de parmak izi ve DNA örneği vermeyi reddetti. Oysa bunu yapmak kendi yararına olacaktı. Kendi iyiliği için fazla inatçı olan Sam, şüpheli olduğunu öğrendiğinde o kadar öfkelendi ki,
avukat tuttu ve daha fazla işbirliği yapmayı reddetti. Dana'nın yeğeni Amanda nihayet sorgulanmak üzere getirildiğinde soruşturmaya çok az katkıda bulundu. Şaşkın genç kız hem bir anne figürü hem de güvenilir bir arkadaş olarak gördüğü teyzesine kimin zarar verebileceğini açıklayamadı. Cinayet gecesi evde bulunmadığını ve bu nedenle Dana'nın herhangi bir ziyaretçi bekleyip beklemediğini söyleyemeyeceğini iddia etti. Yine de bu ihtimali göz ardı edemezdi. Çünkü insanlar sık sık eve gelip gidiyorlardı. Dedektifler tüm ihtimalleri değerlendirmek amacıyla Dana'nın işverenleriyle derinlemesine bir görüşme yapmaya karar verdiler. Bu kişiler sevgili dadılarının başına korkunç bir şey geldiğinden şüphelenen ilk kişilerdi. Verdikleri bilgiler dedektiflere sadece kurbanın özel hayatına bir bakış açısı kazandırmakla kalmamış, aynı zamanda denkleme yeni bir şüpheliyi de dahil etmişti. Dedektifler diğer her şeyin yanı sıra Dana'nın ölümünden önceki haftalarda takıntılı birinin hedefi haline geldiğini öğrendi. Bir noktada durum o kadar vahim bir hal almıştı ki en yakın arkadaşlarına aniden ortadan kaybolursa ya da daha kötüsü olursa suçlunun kendisini takip eden adam olduğunu söylemişti. Söz konusu kişi Patrick adında bir kablo tesisatçısıydı ve Dana'nın iddiasına göre sıradan bir buluşmanın ardından kendisine takıntılı hale gelmişti. İstenmeyen hayranından o kadar korkmuştu ki eninde sonunda kendisine zarar vereceğinden korktuğunu neredeyse kendisini dinleyen herkese anlatmıştı. Anlattığına göre ikisi tesadüfen karşılaşmış ve güzel bir sohbet başlatmışlardı. Dana, Patrick'in arkadaştan daha fazlasıyla ilgilendiğini anladığında frenlemiş ve o anda bir ilişki istemediğini söylemişti. Hayır cevabını kabul etmeyen Patrick, Dana'nın kapısına aşk notları ve çiçekler bırakmaya başladı. Ona kur yapma girişimleri başarısız olunca attığı mesajlar karanlık bir hal aldı. Bir zamanlar ona karşı olan hassas duygularını son derece içtenlikle ifade ederken artık düşmanca ve zaman zaman tehditkar bir üslup kullanıyordu. Dana eve döndüğünde kapısına dayanan ve giderek daha da rahatsız bir duruma dönüşen Patrick'ten gelen mektupları görmekten korkmaya başladı. Mesajlar gayet açık ve ürkütücüydü. Patrick gece gündüz onu izliyordu. Özellikle bir mesajda sadece pencerelerden bakan birinin bilebileceği, evin içinde neler olup bittiğini anlatıyordu. Patrick sürekli not yağmuruna ek olarak Dana'ya her saat başı telefon ediyor ve mesaj atıyordu. Cinayetin ardından komşular, Dana'nın öldürüldüğü gün beyaz bir minibüsün sokakta bir aşağı bir yukarı dolaştığını söylemişlerdi. Patrick'in de böyle bir araç kullandığı biliniyordu. 2 Eylül'de bu yeni şüpheli şahsın evi ve minibüsü için arama emri çıkarıldı. Ekipler kapısına dayandığında Patrick başından beri hırçındı ve onlara varlıklarının hoş karşılanmadığını sert bir şekilde belli etti. Kenara çekilmeden önce evine baskı altında girmelerine izin verdiğini açıkça belirtmişti. Evi aranırken Patrick sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Az önce sergilediği kavgacı tavır, Dana'nın öldüğünü öğrenir öğrenmez eriyip gitmişti. Başının belada olduğunu anlayınca yetkililerle tam bir işbirliği yapmayı kabul etti. Hakkındaki iddialarla yüzleştirildiğinde Patrick, Dana'yı takip ettiğini kabul etti. Polis memurları arama emriyle kapısına dayandığında, Dana'nın kendisi hakkında şikayette bulunduğunu sandığını söyledi. Davranışı haddini aşmış olsa da bunun şiddete dönüşmesine asla izin vermeyeceği konusunda ısrar etti. Dana'ya aşık olduğu kesindi ama cinayetle arasında çizgi çekmişti. Adını temize çıkarmak için DNA'sını, parmak izlerini ve dedektiflerin onu şüpheliler listesinden çıkarmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi vermeye gönüllü olmuştu. Hatta Dana'nın öldürüldüğü gün nerede olduğuna dair ayrıntılı bir açıklama yaptı. Mazeretinin araştırılması ve her şeyin kontrol edilmesinin ardından Patrick aklandı ve serbest bırakıldı. Araştırmacılar Dana'nın Kolombiya'da yaşayan Michael adında bir uzak mesafe ilişkisi olduğunu öğrendi. Görünüşe göre çift, Dana'nın ara sıra yaptığı seyahatlerden birinde tanışmıştı. Sevgilisi araştırıldıkça, dedektifler Dana'nın kalbini fetheden genç adam hakkında daha fazla bilgi edinmek istediler. Kısa bir incelemeden sonra Michael'ın masum biri olmadığı ortaya çıktı. Uyuşturucu ticaretiyle uğraşan bir motorcu ve hedonist, yani her zaman iyi vakit geçirmeye inanan ve haz bağımlısı bir particiydi. Şüpheli karakterin üstüne ek olarak agresif kişiliğiyle de ün salmıştı. Michael'la beraber olduğu dönemde farklı şeylerden dolayı psikolojik olarak zor zamanlar geçiren Dana, arkadaşlarına tek gecelik bir ilişki yaşadığını söylemişti. Bu kısa karşılaşmanın kendisi ya da karşı taraf için hiçbir şey ifade etmediği konusunda ısrar etse de nasıl tepki vereceğinden korktuğu için Michael'a söyleyememişti. Dedektifler Michael'ın kız arkadaşının sadakatsizliğini öğrenmiş olabileceğini düşündüler. Eğer bu doğruysa ardından gelen incinme ve ihanete uğrama duygusu onu ölümcül bir öfkeye sürükleyebilirdi. Müfettişler Michael'la konuştuklarında 31 Ağustos gecesi Dana ile temas halinde olduğunu öğrendiler. Dana'nın telefondaki davranışlarından o kadar endişelenmişti ki onu kontrol etmek için Washington eyaletine gitmeye karar vermişti. Dana bunu açıkça söylememiş olsa bile içgüdüleri ona bir şeyler olduğunu söylemişti. Endişe içinde olmasına rağmen Michael gideceği yere asla varamadı. Çözülmemiş bazı yasal sorunlar nedeniyle Amerika'ya girmesine izin verilmedi.
Anlattıkları ülkeye başarısız giriş girişimini belgeleyen sınır görevlileri tarafından kolayca doğrulandı. Böylece bir şüpheli daha kayıtlardan silinmiş oldu. Düşük bir ihtimal olsa da müfettişler Dana'nın tek gecelik ilişkisini de araştırdı. Onun da gayet sağlam bir mazereti vardı. Cinayet soruşturması devam ederken Dana için bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze evinde bir ziyaretçi defteri hazırlandı. Bu sayede Dana'yı sevenler onun hatırası için son bir şeyler söyleyebilecekti. Şüpheliler listesindeki isimler bitince dedektifler bir şeylerin öne çıkacağı umuduyla kayıtları incelemeye karar verdi. Çoğu standart olsa da yazılan bir not dikkatlerini çekti. Bu işten not Amanda tarafından kaleme alınmıştı. Notta şunlar yazıyordu. Senin için daha iyi bir yeğen olamadığım için çok üzgünüm. 34 gündür temiz ve ayığım. Hepsi senin için. 34 gündür temiz ve ayığım ifadesi müfettişler için çok önemliydi. Çünkü cenazeden bu yana tam olarak bu kadar zaman geçmişti. Dedektifler bir önsezi üzerine teyzesinin cinayeti hakkında ilk başta söylediğinden daha fazla şey bildiğini düşündükleri Amanda ile bir kez daha konuşmaya karar verdiler. İlk seferde mümkün olduğunca az bilgi verdi. Epeyce zorladıktan sonra teyzesinin evini sadece kendisine değil aynı zamanda ayak takımı arkadaş grubuna da açtığını söyledi. Sık sık gelen misafirlerden biri geçmişte kadınları taciz ettiği için adı çıkmış olan Blaine adında genç bir adamdı. Amanda, teyzesinin cesedi evden çıkarılırken sokağın karşısında durduğunu ve uzaktan izlediğini ekledi. Blaine de oradaydı ve o kasvetli sahneyi izliyordu. O sırada kimseye bahsetmemiş olsa da Blaine'in kollarının çiziklerle kaplı olduğunu fark etti. Blaine'in geçmişine bakıldığında çoğunlukla silah ve uyuşturucu suçlarından oluşan bir sabıka kaydı vardı. Amanda'nın ifadesi sırasında Blaine doğu yakasında yaşıyordu. Müfettişler kendisine ulaştığında sorgulama için Washington'a dönme tekliflerine karşı çıktı ve böylece iade işlemleri başlatıldı. Süreç ilerlerken o sırada dedektifler Amanda ve Blaine'in ortak arkadaşlarından bazılarını arayarak radarlarına takılan genç adam hakkında daha fazla bilgi toplamaya çalıştılar. Konuyla ilgili görüşleri sorulduğunda çevrede park fareleri olarak bilinen sıkı arkadaş grubunun üyeleri Blaine'in Dana'nın katili olduğu fikrini reddetti. İşte bu noktada çok daha olası bir şüphelinin adı ortaya atıldı. Olayı bildiğini söyleyenlere göre fail bir erkek değildi. Emily Lionborg adında 17 yaşında bir kızdı. Aynı zamanda Amanda'nın en iyi arkadaşı da olan Emily başarılı bir güreşçi ve halterciydi. Üst düzey fiziksel gücü ona mutant lakabını kazandırmıştı. Şiddete olan eğilimi o kadar iyi biliniyordu ki etrafındaki herkes onun ters tarafından korkuyordu. Dedektifler bir grup sokak çocuğundan bu genç kızın soğukkanlı bir katil olabileceğini defalarca kez duyduktan sonra bugüne kadarki en umut verici şüphelilerini aramaya başladılar. Kısa bir süre sonra Emily sorgulanmak üzere karakola getirildi. Arkadaşlarının Dana'nın cinayetinden kendisini sorumlu tuttuğunu öğrendiğinde onların başını belaya sokmaya çalışan bir avuç yalancı olduklarını söylemeye başladı. Masum olduğunu iddia etmesine rağmen müfettişler bu sefer doğru iz üzerinde olduklarından emindiler. Dedektifler Emily'nin günlüğünü karıştırdıklarında onun karakteri hakkında çok daha fazla rahatsız edici bilgi edindiler. Sayfalarda kendi el yazısıyla ölmeden önce yapmak istediği şeylerin bir listesini yapmıştı. Maddelerden biri, birini öldürmek ve bundan kurtulmaktı. İşin ilginç yanı, Amanda ile anlaşmazlığa düştükten sonra Emily, tıpkı teyzesine yaptığı gibi onu da boğmak istediğini yazmıştı. Aleyhindeki ikinci derece kanıtların artmasıyla Emily gözaltına alındı. 13 Mart 2003'te Emily Lionborg, Dana Laskowski'yi birinci dereceden öldürmekle suçlandı. Mahkemedeki günlerini beklerken, savcılık dikkatini öldürüldüğü gece teyzesinin evinde neler olduğunu tam olarak bildiğini düşündüğü Amanda'ya çevirdi. Karşılarına çıkan tek engel onu konuşturmaktı. Müfettişler Amanda ile bu kez masaya oturduklarında çok dikkatli davranmaları gerektiğini biliyorlardı. Gerçek katili korumak için okları Blaine'e çevirmiş, kanıtlanmış bir yalancıydı. Gerçeği yalanlardan ayırmanın biraz zaman alacağını fark ettiler. Dedektiflerle konuşması sırasında Amanda, Dana'nın evini Emil de dahil olmak üzere park farelerini nasıl özveriyle açtığına dair daha fazla ayrıntıya girmişti. Son derece iyi kalpli olan Dana, bu uyumsuz gruba ailesi gibi davranmış. Hatta zaman zaman onlarla parti bile yapmıştı. Ne yazık ki zamanla bu yakınlık her iki tarafta da küçümsemeye yol açmıştı. Dana, evine sık sık gelen uyuşturucu bağımlılarına ve küçük suçlulara o kadar çok güveniyordu ki, gecenin bir yarısı yatacak bir yere ihtiyaç duyarlarsa diye alt kattaki pencereyi rutin olarak açık bırakıyordu. Bu pek çok açıdan tehlikeli bir hareket olsa da, tuhaf şekilde iyi kalpli olan kadın, bir grup serserinin güvenliğini kendi güvenliğinden üstün tutuyordu. Birkaç saat boş bilgiler verdikten sonra yorgun düşmüş olan Amanda sonunda dayanamadı ve Dana'nın hayatının son gecesinde neler olduğuna dair boşlukları doldurmaya başladı. Anlattığına göre zaten kafaları iyi olan ama daha fazlası için kaşınan Emily ile birlikte o akşam geç saatlerde para aramak için eve girmişlerdi. Dana onları eşyalarını karıştırırken yakalayınca zaten bazı maddelerin etkisinde olan ve kavgaya hazır olan Emily ile aralarında bir tartışma çıkmıştı.
tartışmanın bir noktasında Dana sinirli bir şekilde bağırarak kızlara evden çıkmalarını söylemişti. Kendisine söyleneni yapmak yerine meydan okuyan Emily hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi. Kontrolün kendisinde olduğunu sanan Dana, genç kızı kolundan tutarak kapıya doğru yönlendirmeye çalıştı. Bunu bir saldırganlık işareti olarak yorumlayan Emily saldırı moduna geçti. Amanda odanın diğer ucunda onu izlerken arkadaşı Dana'nın boğazını sıkmaya başlamış ve nefessiz kalana kadar bırakmamıştı. Ardından teyzesinin vücudu gevşemiş ve yere düşmüştü. Gördükleri karşısında dehşete kapılmış olsa da Amanda daha sonra Emily'nin evi yağmalamasına yardım etmişti. Taşıyabildikleri kadar değerli eşyayı topladıktan sonra Dana'nın bedenini kanepede yüzüstü yatar halde bırakarak gecenin karanlığında kaçmışlardı. Neden hemen yetkililere gidilmediği sorulduğunda Amanda şoklu olduğunu söyledi. Sonunda aklı başına geldiğinde Emily'nin yaptıklarından sorumlu tutulmaktan korktuğu için sessiz kalmaya karar vermişti. Ona göre en iyisi olanları unutmak ve yoluna devam etmekti. Seçeneklerini değerlendiren savcılar, Emily aleyhine ifade vermesi karşılığında Amanda'ya dokunulmazlık vermeye karar verdiler. İdeal olmasa da suçlu kararını garantilemenin tek yolunun bu olduğunu düşündüler. Ancak duruşma tarihi yaklaştıkça Amanda'nın güvenilir bir tanık olmayacağı anlaşıldı. Jüriye yalan söylemesi halinde davalarının çökeceğinin farkında olarak planlarından vazgeçtiler. Amanda ile şanslarını denemek yerine Emily'ye bir anlaşma teklif ettiler. Dana'nın kendi oturma odasında vahşice öldürülmesinden 2 yıl sonra katili Emily Lainborg adam öldürme suçunu kabul etti. Suçun iğrenç doğasına ve kendisinin hiçbir pişmanlık duymamasına rağmen Emily'nin sadece 7 yıl hapis yatmasına karar verildi. Cezasının 6,5 yılını çektikten sonra 2009 yılında serbest bırakıldı. Topluma geri döndükten kısa bir süre sonra Darren Wickman adında bir adamla evlendi. Çift 2013 yılında boşanmadan önce 2 çocuk sahibi oldu. Bu videoyu paylaştığım tarih itibariyle Emily Seboch adıyla Puyallup'ta yaşamaktadır. Ölmeden önce yapılacaklar listesindeki bir maddeyi yapan, yani birini öldürüp paçayı kurtarmayı başaran Emily'nin ajandasında güncel olarak sırada ne olduğu merak konusu. Kendisini Darren Wickman olarak tanıtan bir kullanıcı, çevrim içi bir forumda onunla geçirdiği yıllar sorulduğunda eski eşini tamamen ayrı iki kişiliğe sahip olarak tanımladı. Zaman zaman sevgi dolu ve cana yakın olabilirken diğer durumlarda öfkesi kontrolden çıkıyordu. Çocuklarının annesi hakkındaki son değerlendirmesi, onun hasta bir insan olduğu ve muhtemelen hala da öyle olduğu yönündeydi. Vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 41. bölgede kalın.